Ortadoğu'yu biz Ortadoğu demiyoruz. Aslında bizim İslam literatüründe biz buraya Meşrik diyoruz. Yani Kahire'yi görüyorsunuz. Mısır sınırından doğu tarafına biz İslam literatüründe, Orta Çağ literatüründe Meşrik diyoruz. Yani Ortadoğu dediğimizde aslında bizim için Maşrik Mısır'dan batı tarafına Fas'a kadar olan bölgeye de ki Orta Çağda Endüs'te dahildir. Mağrip diyoruz. Yani güneşin doğduğu yer, güneşin battığı yer. Tabii Orta Doğu kavramı çok yeni bir kavram. 20. yüzyıl başlarında e, Anglo-Amerikan kültürünün koyduğu bir kavram. Orta Doğu yani nereye göre? İngiltere'ye göre veya Batı'ya göre Orta Doğu. Yani bizi öyle konumlanmışlar. Ben mesela iki hafta önce Kazakistan'daydım. Kazakistan'a göre ne oluyor? Orta Batı oluyor, değil mi? Yani oradan baktığınız zaman Orta Batı. <laughs> evet. Tabi aslında burası dünyanın merkezi. Ben Orta Doğu'lu olduğum için bunu söylemiyorum. Yani neden burası dünyanın merkezi diye? Tarihe baktığımız zaman e, eskiden biliyorsunuz Yeni Kıta, işte Amerika oralar yok. Eski üç kıta var. Eski Dünya, Asya, Avrupa, Afrika tam bu üç kıtanın kesiştiği yerde Orta Doğu dediğimiz bölge bulunuyor. Neden önemli? Çünkü Batı'da endüstri devrimi, Rönesans reform olana kadar hemen hemen İslam, insanlık tarihinde bütün gelişmelerin buluşların yapıldığı yer. Mesela aklınıza ne geliyorsa işte yazıdan tutun tekerleğe kadar pek çok e, icadın yapıldığı yer. Aslında biz tabi hep böyle Batı medeniyetini son dönemde hep üstün gördüğümüz için hep sanki dünya hep öyleymiş gibi biliyoruz ama aslında e, eski dünyanın merkezi kültür ol, kültürel olarak, siyasi olarak e, bu Ortadoğu hep klasik olarak da. En çok devletin kurulduğu ve çöktüğü yer de burası. Yani başka kıtalara baktığımız zaman buradaki kadar büyük devletler kurulmuyor. Ve büyük devletler ortaya çıkmıyor. Bunun temel sebebi var. Hatta bütün peygamberler de biliyorsunuz bu bölgeye geldi. En azından Kur'an-ı Kerim'de geçen. Bunun bir sebebi var. Tabi sebep şu. Eski çağlarda yani insanların çok fazla gelişme olmadığı klimanın olmadığı hatta ateşin bulunmadığı dönemleri düşünürseniz insan yaşamına, hayatına en uygun bölge burası. Yani onun için insanlar burada temerküz etmiş eskiden beri. Onun için de hep peygamberler bu bölgeye gelmiş. Yani İskandinavya'ya peygamber gitmemiş çünkü yerleşim yok veya çok seyrek eski dönemde. Bu dünyadaki yerleşimin orta kesimden batıya, şey, kuzeye ve güneye doğru yayılması aslında biraz da teknolojiyle alakalı. Latin Amerika'da da eski medeniyetlere bakıyorsunuz. Aztek, Maya medeniyeti. Gene onlar da orta bölgede, orta kuşakta. Bu tamamen iklimle ve yapı ile ilgili. Bu orta Doğu tabii dünyanın merkezi olmaya devam edecek. Tarihte nasıl geldiyse bundan sonra da böyle gidecek. Bu sadece burada petrol veya doğalgaz kaynaklarının bulunmasıyla alakalı değil. Bu arkada gördüğünüz harita yeniye getirdim. Bu eski Ortadoğu. Bugün dünya medeniyetinin temellerini oluşturan üç büyük medeniyet de bu bölgede gelişmiş. Bu Babilonya, Asiriye diye gördüğünüz Mezopotamya bölgesi, bugünkü yani Irak, iki nehir arası, ee, ilk yerleşimlerin yapıldığı, ilk büyük devletlerin kurulduğu alan ki bugünkü Irak'tır o. Hemen oradan Mitanni State oradan Hitit, oradan, oradan Tayr'a kadar yani Sur'a kadar olan o hilal şeklindeki bölge, bereketli hilal bölgesi. Yani bugün e, El Cezire'den başlayıp e, Halep üzerinden Filistin'e kadar inen o yeşil kuşak, orası da verimli hilal kuşağı, çok önemli bir medeniyet merkezi. Yine alfabenin işte... E, bulunduğu yer ticaretin en gelişmiş olduğu yer üçüncü medeniyet merkezi de işte Mısır e, vadisi Nil vadisi dediğimiz e, bölge bu bütün bu üç bölge e, aslında bizim şimdi birazdan gireceğimiz Ortadoğu İslam e, medeniyetinin de e, temel katmanlarından bir tanesini oluşturuyor yani biz bugün bir İslam medeniyetinden bahsediyorsak buradaki eski medeniyetlerin e, de burada rolü var. Yani İslam'ın çok kısa sürede e, büyük bir e, medeni atılım yapması e, tamamen bununla ilgili. Yani eğer İslam belki Afrika'da, e, Güney Afrika'da olsaydı bu kadar gelişme şansını ne e, siyasi manada ne de kültürel manada bulamayabilirdi. E, çok çabuk gelişmesinin hemen 2-3 yıl içerisinde bir rönesans oluşturmasının e, temel sebeplerinden bir, birisi İslam'ın e, çıktığı yerin bu üç medeniyet merkezine çok yakın olması. Ama burada ilginç bir hikmet daha var. Bu üç medeniyet merkezine yakın olmasına rağmen İslam Mekke ve Medine'de orada yani Hicaz'da ortaya çıkıyor. Bunun da bir hikmeti var aslında. Çünkü e, Hicaz bölgesi diğer bu üç saydığımız bölgeye göre daha geri bir bölge. Hristiyanlık gibi Yahudilik gibi büyük dinlerin çok fazla yayılmadığı, işte bizim müşrik dediğimiz ya yani putperest kesimlerin olduğu bir bölge İslam geldiğinde bunun da önemli bir hikmeti var. Böylece buradan yani İslamlaşması çok çabuk oluyor. Yani Suudi Arabistan dediğimiz bölge şimdi veya Arabistan Yarımadası dediğimiz bölge müşrik olduğu için çok rahat e, İslamlaşıyor. Yani eğer İslam gelin Mısır'a, Suriye'ye veya Irak'a, İran'a ilk gelseydi yayılması yine bu kadar kolay olmayabilirdi. Çünkü karşısında Hristiyanlık, Yahudilik gibi teşekkül etmiş iki tane e, önemli semavi din olacaktı zaten e, da İslam hani bu bunu tamamlamak üzere e, bu bölgeye gönderildi İslam'ın İslam tarihini az çok hani hepiniz okumuşunuzdur. yani geldiği e, dönemi biraz biliyorsunuzdur en azından iki tane temel burada devlet var bölgede birisi Sassani e, işte bugün İran Irak bölgesi dediğimiz yerde Sasani cephesi, öbür tarafta Bizans cephesi batıda ee, İslam geldikten çok kısa bir süre sonra bu iki medeniyeti de e, neredeyse e, silip süpürmüş görünüyor. Zaten Sasaniler çok çabuk ortada kalktı. Bizans uzun müddet direnmesine rağmen e, üstünlüğünü Müslümanlara e, karşı kaptırdı. Tabi Bizans'ın direnmesinde Sasanilere göre biraz daha e, semavi dine sahip olmasının önemi var. Yani Hristiyanlığa daha oturmuş bir dine sahip olmasının e, önemli e, payı var diye düşünüyorum. İslam geldikten yaklaşık 30-40 yıl içerisinde hemen hemen bu üç medeniyet merkezini de ele geçirdi. İşte Mısır'ın fethi, 640 e, Filistin, Suriye 638'ler Irak, İran hemen hemen 640-650'ye kadar yani Hazreti Peygamber'in vefatından 30 yıl içerisinde bu bütün e, eski kültür merkezlerini e, İslam ele geçirdi ve Müslümanlaştırdı. Tabi burada şöyle bir sorun ortaya çıktı. Siz çok kadim Kültür merkezlerini Müslümanlaştırıyorsunuz, İslamlaştırıyorsunuz çok kısa bir süre içerisinde. Ama buradaki kültürler nereye gidiyor? Yani burada çok derin kültürlerden bahsettik. Ee, bu kültürler nereye gidiyor? Aslında bu kültürler e, belki benden sonra kim var? Mehmet, Mehmet aha, Hoca, Mehmet Ali Hoca daha size geniş anlatır inşallah benim söylediklerimi tasdik eder veya yalanlamaz ama tabi ilmi tartışmalar önemli. Tarihte bir inşa olduğu için e, herkesin bir tarih anlatışı farklıdır. Yani tarih asla bizim bilebileceğimiz bir şey değildir. Bizim anlattıklarımız aslında bir inşadan ibarettir. Yani savaşlar var, anlaşmalar var bunları anlatıyoruz ama bunların temel sebeplerini ...çok farklı olarak yorumlayabilirsiniz e, tarihte. Onun için her anlatımda, her yazılımda bir e, inşa olduğunu düşünerek, e, yorum olduğunu düşünerek e, hareket edeceksiniz. Mesela biz ne yapıyoruz? E, Yunanlıları denize döktük diyoruz. E onlar da Yunan bir tarihçi nasıl yazıyor? Diyor işte bizi Rum, Anadolu bizim topraklarımızdan attılar... Biz ne diyoruz? Zafer. Siz diyorsunuz zafer kazandık. Öbürü diyor biz mağlup olduk. Türkler bize şunu yaptı. Yani baktığınız açı çok önemli. İşte Ermeni meselesinde de bu var. İşte Yahudi soykırımı meselesinde de var. Yani tarih yüzde yüz tam olarak ıı, bilebileceğimiz ve yorumlayabileceğimiz bir şey değil maalesef. Çünkü o tarihi yapan insanların o tarihi yaparken kafalarında ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela biz, biz İslam tarihinde biz bizim kaynaklarımız kim? İbnül Lesir, Taberi duymuşsunuzdur. Onlar ne anlatıyorsa aslında biz biraz onu anlatıyoruz. Ama o olayların kahramanlarının o olayları yaparken ne hissettiklerini, ne düşündüklerini asla bilemeyiz. Çünkü biz sadece e, i̇bn İbnül Esir ve Taberi'nin veya Osmanlı tarih çalışanlar o belgelerde neler yazıldığını e, bakarak bir tarih yazıyorlar ama belgeler her zaman manipüle edilebilir, hatıralar her zaman manipüle edilebilir, tarih kitapları her zaman manipüle edilebilir. Bugün günümüzde de görüyoruz değil mi bunu? Yani tarihte manipülasyon e, her zaman mevcut. Tekrar tarih metodolojisinden konumuza Ortodoyun İslamla e, macerasına döndüğümüz zaman bu bölgenin çok kısa sürede İslamlaşmasının ardından bu Orta Doğu kültürleri, özellikle Mezopotamya kültürleri ve dinleri ki işte Zerdüştlüktür, duymuşsunuz duymuşsunuzdur bunları. zaman içerisinde İslam dininin içine girdiler ki özellikle Şia'da çok yaygındır bu, bu tür inançlar. Yani Zerdüştlük'teki <laughs> e, Tanrı inancı, işte ...dualite... ...Mehdi inançları... ...kurtarıcı... ...imamın yanılmazlığı gibi kavramlar... ...bu aslında Hristiyanlığa da... ...papanın yanılmazlığı şeklinde geçmiştir. İyi ve kötü güçler arasındaki mücadele... E, ...tamamen zerdüşlüğün etkisiyle... E, ...zaman içerisinde... ...İslam'a girmiş. Oradan da hatta sünniliğe kadar... E, ...uzanan... E, ...şeylerdir. Yani bugün... Müslümanlar e, Mezopotamya'yı yani bugünkü Irak'ı 20-30 yıl içerisinde ele geçirdiler. Ama e, Mezopotamya dinleri de İslam'dan olan intikamlarını Şia şeklinde, Şia inancı şeklinde ortaya koydular. Ki bu aynı bir boya yaptığınızda eski boyanın e, alttan çıkması gibi e, bölgedeki mevcut bu kültürlerdeki dini, kültürel, inançlar e, özellikle heterodoks dediğimiz e, mezheplerde çok fazla ortaya çıkmakla birlikte e, zaman içerisinde e, sünniliğin içine de girdiler. Böyle bir problem var. Tabi bunun temel sebeplerinden bir tanesi İslam'ın herhangi bir siyasi yönetim ortaya koymaması yani Hazreti Peygamberden sonra e, bir nasıl yönetilecek toplum nasıl Çünkü Peygamber varken Hazreti Peygamber hem bir Peygamberdi hem aynı zamanda o devletin yöneticisi tabii ki herkes her problemi ona getiriyordu siyasi dini kültürel her şeyi ona soruyorlardı ve hallediyorlardı ama e, İslam herhangi bir siyasi yönetim şekli vaz etmediği için tabii bu ile de alakalı şayet bir yönetim tarzı vaz etseydi evrensel olmayacaktı. Çünkü o artık dinin bir rüknü olacaktı. Mutlaka yani İslam deseydi ki bizim yönetim şeklimiz saltanat biz bugün saltanatla devam etmek zorunda kalacaktık. İşte bizim yönetim şeklimiz monarşi, monarşiyle devam etmek zorunda kalacaktık. Bu Tabi İslam'ın evrensel olmasını farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda e, yayılmasını engelleyecek bir şeydi. Çünkü İslam geldiği zaman hemen hemen bütün dünyanın bildiği tek şey hanedan sistemiydi, saltanat sistemiydi. E, ve zaten kısa sürede de ona dönüştü. Peygamberden sonra Müslümanlar e, hepinizin bildiği hikaye kendilerini nasıl yöneteceklerini bilemediler. Biliyorsunuz ilk dört halife işte çeşitli yöntemlerle ki o dönemin şartlarında aslında bayağı demokratik sayılabilecek yöntemlerle ama zamanın ruhuna uymayan yöntemlerle seçildiler. Bunun sonucunda da üç halife biliyorsunuz katledildi. Yani sistem çok başarılı olmadı maalesef. Çünkü e, Müslümanların buldukları sistem, sahabenin bulduğu sistem zamanın ruhuna aykırıydı. Neydi zamanın ruhu? Zamanın ruhu Muaviye'nin getirdiği saltanattı. Yani o dönemin e, devletleri e, saltanattan başka bir şey bilmiyordu. Yönetimler ve onun için kısa sürede e, saltanata dönüştü. Tabii ben saltanatı pek sevmezdim gençliğimde. Ee, bize de öyle de bir eğitim verildi değil mi? Yani işte saltanat, ne, babadan oğula silen böyle kitap tarih kitaplarında böyle yazdı. Belki onunla alakalı. Saltanatı ne zaman sevdim? Memlük Devleti'ni çalıştım ben doktora tezinde. Memlük Devleti'nde hanedan yok. 24 tane general var. Bunlara biz emir diyoruz. Hangisi güçlü ol olsa diğerlerini alt edip sultanın ölümünden sonra sultan oluyor. Bunun sonucu şu oluyor. Her sultan öldüğünde bu 24 general birbirleriyle çarpışıyor ve müthiş bir kargaşa ve kan dökümü oluyor. Her defasında Kahire yakılıp yıkılıyor. Bu sistemi gördükten sonra o dönem için dedim ki ya saltanat hakikaten iyi bir sistemmiş. Hanedan iyi bir sistemmiş. Çünkü ee, zamanın ruhu onu gerektiriyor. Mesela Muaviye'yi de biz çok suçlarız. Değil mi? Ee, e, i̇şte saltanata dönüştürdü hilafeti. Belki Muaviye'nin hatası Yezid gibi bir oğlu olmasıydı aslında. Tabi Yezid iyi bir e, lider değildi. Belki Yezid iyi bir lider olsaydı. Kim? Yezid değil mi? Yezid küfür diyor. Yezid dediğimiz zaman birisine biz şimdi yani küfür etmek gibi bir şey. Değil mi? Ee, İslam ...kültüründe, sünni kültürde de var. Şöyle düşünelim. Şayet... ...Muaviye... ...iktidarı ele geçirmeseydi... ...Hazreti Ali Efendimiz'den devam etseydi... ...Hazreti Ali Efendimiz'den sonra kim gelecekti? Hasan veya Hüseyin... ...Peygamberimizin torunları. Ve ondan sonra da onların çocukları gelecekti. Böylece... ...aslında İslam'a uygun olmayan bir şey... Yani saltanat peygamberimizin torunları yoluyla gerçekleşecekti. Hani biz bu kaçınılmaz bir süreçti. Biz Muaviye ile yapıldığı için tabii muaviye bu işi yaptığı için e, tarihsel şartların e, getirdiği zorunluluk neticesinde ve oğlu da Yezid gibi peygamberin torunu katledilecek, şehit edilecek kadar zalim ve sefih bir adam olduğu için <laughs> muaviyeyi suçluyoruz. Ama Muaviye olsun, başkası olsun, tabi Muaviye'nin bir suçu da tabi devleti gasp etmesidir, o ayrı bir e, problem. Ama e, Hilafet'in saltanata dönüşmesi kaçınılmazdı bana göre. Ya yani Muaviye olmasaydı, başka şekilde mutlaka e, bir hanedana dönüşüm olacaktı. E, bu o, kaçınılmaz tarihsel bir gereklilikti diye düşünüyorum ve böylece böyle de oldu. Şimdi bu arkada gördüğünüz resimle başladım. Niye onunla başladım? Bir düşünceniz vardır. Şimdi biz burada tarih medeniyeti anlatacağız. İşte şehirlerin yıkımlarını, işte Halep yıkılıyor bugün, Bağdat yakılıp yıkıldı. fakat İslam'ın ortaya çıktığı yer de çok farklı değil. Yani savaşlarla olmasa da başka şekilde de yıkabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi Kabe'ye bakın. Aslında e, Mekke, Hazreti Peygamber'in yaşadığı Mekke belki iki kilometre karelik bir alandı. Çok e, küçük e, bir yerdi. O bölge aslında sit alanı olarak bırakılsaydı değil mi? İşte Peygamber'in evi, sahabilerin evleri. E, en azından biz gittiğimizde bugün onları e, hissedecektik. Bugün ne hissediyoruz? Zemzem tavır var orada hemen bir heyula gibi e, Kabe'yi örtmüş. Yani sadece savaşlarla değil aslında bir zihniyetle de İslam tarihini, kültürünü ve medeniyetini yıkmış görünüyoruz. Vahabi, Selefi inanç e, kültürü, buradaki bütün e, Hazreti Peygamber ve sahabeden kalma yadigarları bir putperestlik ve şirk unsuru olarak gördüğü için e, tabii bunda da bazı hurafelerin de çok etkisi var yani bizim hani böyle gidip duvarlara sürtünme gibi türbelere işte e, çaput bağlama gibi şeylerimizin rolü var ama e, şu anda Kabe'ye e, giden oldu mu e, yani orada haremin dışına çıktığınızda hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bunun temel sebebi de tarihi orada bize elimizde hiçbir yadigar kalmamış olması mezarlarda dahil olmak üzere ee, bu e, İslam dünyasının e, yaptığı yıkımlar bazen Batı ile oluyor bazen kendi kendimize yapıyoruz Suriye'de olduğu gibi Batı'nda teşvik ile. bazen de e, hiç e, başkalarına gerek kalmadan biz e, direkt kendi elimizde kendi kültür ve medeniyet unsurlarımızı yıkıyoruz. Bunun neden bu çok önemli bir şey? Ee, mesela biz diyoruz Anadolu vatanımız. Anadolu'nun vatan olduğunu nasıl kanıtlarsınız? Ne zamandan beri sizin vatanınız olduğunu kanıtlamanız için maddi delillere ihtiyaçlar var. Mesela diyorsun, Ahlat'taki Selçuklu mezar taşları bizim ilk e, göstergelerimiz. Bu camiler, mezar taşları, Medreseler, bu katmanları yıktığınız zaman aslında siz tarihsel olarak tarihsel benliğinizi de yıkmış oluyorsunuz ve kendi buranın size vatan olduğunu, buranın sizin topraklarınız olduğu e, e, gerçeğini de aslında yıkmış oluyorsunuz e, böyle yaparak. Yani şimdi buraya siz bir e, batılıyı götürseniz ve şu Kabe'nin üstünden kestiğiniz fotoğrafı buranın bir Müslüman ülkesi olup olmadığı hakkında hiçbir şey yok. Yani sadece şurada bir yukarıda zemzem tavrın üstünde göremiyorsunuz belki Allah lafzı yazıyor. Onun dışında bir İslam, İslam'ın peygamberinin <laughs> İslam'ın doğduğu yer olduğunu hatırlatacak Kabe'den başka hiçbir şey yok maalesef. İslam ...insanlara devlet kurmayı emretmiyor. İnsan e, İslam insanlara iyi insan, ahlaklı olmak, ahlaklı insan olmayı emrediyor. Bütün toplum iyi insanlardan ve ahlaklı insanlardan teşekkül ederse zaten onların kurdukları devlet de iyi bir devlet olur. Bu zamana, zemine, şartlara göre değişir. Benim inancıma göre, benim 1500 yıllık İslam tarihini okuyuşuma göre. Yani şimdi dinler böyle çok yani Hazreti Peygamber'in getirdiği dinle şu anda bizim yaşadığımız din arasında çok büyük farklar var. Ama bu bizim Müslüman olmadı, olduğumuz anlamına gelmiyor. Neden bu farklı oluşuyor? Hazreti Peygamber nerede doğdu? Hicaz'da doğdu. Biz nerede yaşıyorduk? Orta Asya'da. Çok farklı kültür. Oradan geldik Afganistan, İran üzerinden bir din öğrendik. Biz İran'da dini öğrendiğimizde İran Şii değildi onu unutmayın. Yani bazen karıştırıyorlar. İran'ın e, Şiileşmesi 16. yüzyıl sonrası. Yani biz öğrendiğimizde orası Şii, tamamen Şii bir bölgesi değildi. Sonra Anadolu'ya geldik. Araplarla karıştık. İslam nereye gitti? Endülüs'e gitti Avrupa kültürü, Sicilya. Yani is, din dediğimiz şey sürekli gelişen bir kavramdır. Önemli olan dindeki gelişmelerin, ortaya çıkan şeylerin dinle tezat göstermemesidir. Emeviler döneminde İslam kültürel olarak çok fazla yayılmamıştır. Çünkü Emeviler İslam'la Araplığı özdeşleştirmiştir. Yani Arap İslam olmak, Arap olmak. Yani Arap'san e, Müslümansın. Arap olmayıp Müslüman olanları ikinci sınıf olarak gördüler. Mevali olarak adlandırdılar. Vergi politikalarında, başka diğer politikalarında. Ve bu İslam'a girişi engelledi bir müddet. Yani çünkü İslam bir Arap dini değildir. İslam bir evrensel bir din. Herkes bütün dünya insanlarına hitap eden bir dindir. O zaman öbür türlü İslam'ı Yahudilik gibi yapmış, bir etnik dine dönüştürmüş olursunuz. Sadece Arap kültürüyle karşılaştırdığınız zaman... Ee, mesela bugün Selefi, Vahabi kültür dediğimiz e, kültürle bizim kültürümüz çok farklı. Osmanlı, e, Tasavvufi kültürü, e, Suudi Arabistan'da şu anda yaşanan İslam'la hiç alakası yok. Bunlar gayri İslami diyebilir mi? Diyemeyiz bence. Ne zaman gayri İslami olur? Şayet e, İslam e, ma aykırı içerisinde şeyler, mesela şirk olduğu zaman... Ee, insanların yanılmazlığına götürdüğü zaman o zaman İslam dışıdır. Ama onun dışında bu sonradan gelişen şeyleri dondurursanız aslında dinin evrenselliğini dondurmuş olursunuz. Dogmatik hale getirirsiniz. Ve tabii ki dinin şartları belirir, namazdır, oruç bunlar. Bunlar değişmez şeyler. Ama diğer kültürel şeyler e, çok farklı. Mesela Suudi Arabistan'daki bugün mesela kadınların araba sürememesi gibi. Yani her türlü moderniteyi Alıyorsunuz ama kadınların araba sürmesini İslam'a aykırı olarak kabul ediyorsunuz. Yani çok büyük tezat var oradaki şeye baktığınız zaman. Yani e, Suudi Arabistanların veya Selefi gelenin yaşadığı dine baktığınız evet, zaman. Ya seçilme şekilleri kültüreldi. Evet, yani kültüreldi ve zamanın ruhuna uygun bir şekilde. Yani bugün e, bu. O dönem işte istişareli oldu bir kısmı, bir kısmı vasiyetle oldu, değil mi? Bugün hanedan olabilir, monarşi olabilir, hilafet olabilir, e, demokrasi olabilir. Öyle bir kültür var mıydı peki hocam? Ne madı? Biraz demokrasiye yakın bir kültür yani. Şöyle yani aslında istişare, aslında şöyle söyleyeyim, bu bir biraz bir şey de şöyle iki tane temel şey var burada. Bir tabi peygamberin getirdiği ilkeler var yani veda hutbesinde bizim gördüğümüz ondan sonra idare ile ilgili mesela peygamberimiz valilerine şunu söylüyor. Bana göre İslam siyaset ilkeleri sadece bunlar uygulansa yeter. Başka çok büyük felsefeye gerek yok. Yani Medinetül Fazıla'ya filan gerek yok. Peygamberimiz valilerine şunu emrediyor. Bir, Allah'tan kork. İki, herkese karşı adil ol. Üç, emaneti ehline ver. Şimdi bakın bu üç kuralı uygulasınız siz bugün günümüzde. Aslında bütün sorunu çözmüş olursunuz. Allah'tan kork. Bu zaten Müslüman'ın temel ilkesi. Herkese karşı adil ol. Bak herkese. Müslüman'a, kendi mezhebinden olana, kendi partinden olana, hemşerine, aşiretine, akrabana, kardeşine demiyor. Herkese karşı adil ol. Bu çok zor bir şey. Ya zaten adalet esas burada. Yani hani düşmanına, kafire, senden olmayana adaletli olabiliyorsan esas problem burada. Yani valisi de bunu söylüyor. İkincisi, üçüncüsü affedersiniz emaneti ehline ver. Emaneti Müslümana ver demiyor. Partinden olana ver demiyor. Akrabana ver demiyor. Hemşerine ver demiyor. Değil mi? Bize de şimdi bir sürü hemşeri derneğimiz var. Ben de Kastamonu'yum. Kastamonu, hemşeri dernekleri, bürokrat dernekleri. Ne yapıyoruz biz? Nepotizm yapıyoruz sürekli. Bu bizim hemşeri bunu işe alalım. Hani bu çok yaygın e, İslam. E, sadece Türkiye'de değil, bütün İslam dünyasında, Arap dünyasında da vasıta dediğimiz şey. Hep vasıtayla işler yürür. Bu işte bu üç ülke aslında çok basit. İşte İslam siyaseti Yine veda hutbesinde peygamberimizin idare ile ilgili işte Arap'ın Arap olmayan üstünlüğü yoktur. Başınızdaki bir köle olsa bile ona itaat etmek zorundasınız. Bütün bunlar ondan sonra hani bütün bu umdeler varken mesela hilafetin kureşiliği ilkesi getirilmiş Araplar tarafından. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu bana göre tabi itiraz edenler olabilir. Yani hilafet kavramı dini kutsal bir kavram değildir. Papalıkta olduğu gibi. İşte papalık o zaman masumiyet oluyor. Yani dini kavram haline getirdiğiniz zaman veya Abbasilerde olduğu gibi zillullahı fil art. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak yaptığınız zaman o da hata yapmıyor o zaman o adam. Yani bu şey, işte, bu aslında masumiyet, masumiyet bizim Şia kültüründe var ki bu Hristiyanlıkla da yakındır. Zerdiş kültür zerdiş kültüründen gelme bir şeydir. Ama bizim e, klasik İslam e, kültüründe e, peygamber de dahil olmak üzere ki hatasız e, kul olmaz bu yani hatasızlığını e, zaten Allah'lık ilan etmek gibi bir şeydir ki şirk olur O nedenle bu sistemler e, zamana göre zemine göre değişebilir gelişebilir zaten bu da İslam'ı Evrensel yapıyor şimdi tekrar konuya dönelim. birden böyle e, 2000 yılına Yo şey yapabiliriz yani böyle zaten hani çok yani e, e, Formal değil yani da öyle aklımıza aniden bir şey geldiği zaman sorabiliriz. Bildiğiniz işte Cemel vakası 656 tarihinde yani peygamberimizin vefatından 20 yıl sonra işte Hz. Ayşe Vadimiz, Hz. Ali Efendimiz, e, Aşere-i Mübeşşere olarak isimlendirilen sahabenin e, kavga ettiği bir ortam. Ondan sonra e, Sıffin Savaşı var biliyorsunuz meşhur ki işte bugün Orta Doğu'da e, bu gördüğümüz mezheplerin e, ortaya çıkmasının temel sebeplerinden biri de budur yani. İktidar kim olacak? Yani haricilik, şia, ehli sünne dediğimiz şeyin temel formları vardı burada. Mezopotamya dinleri filan. Ama temel sorun şuydu, halife veya yönetici kim olacak? Bütün sorun buradan çıktı ve bu mezheplerde aslında siyasetin dine dönüşmüş halidir. Yani haricilik işte biz bugün ne diyoruz? Bu işit daiş, bunlar diyor neo harici diyoruz. Ne yapıyorlar bunlar? Kur'an-ı Kerim'i veya metinleri literal okuyup orada ne yazıyorsa işte hüküm Allah'ındır. Peki bu hüküm Allah'a nasıl uygulayacağız? Hüküm Allah'ınsa diyor biz bakacağız kitaba. Ne diyor? Kes, biç biç neyse ona göre. Yani buradaki Kur'an-ı Kerim'deki e, ayetlerin hangi sebeple nüzul olduğu tarihsel kontekste bağlamı bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İşte kafiri kesin tamam keseceğiz. Bu tür bir uygulan, literal okuma. İşte bu ne, hariciliğin yeni versiyonu. İkincisi Şia ki Mezopotamya e, dinleriyle çok e, alakalıdır. O da e, Hazreti Ali ve Efendimiz'den ve onun oğullarından e, yeni bir e, versiyon ortaya çıkarıyor ki bizim klasik İslam tarihindeki Hazreti Ali imajı, Hazreti Hasan Hüseyin imajıyla Şia'daki Ali, Hazreti Ali ve Hasan Hüseyin imajı çok farklıdır. Yani tarihsel kişiliğinden çok farklı, koparılmış mitolojik bir e, Hazreti Ali kavramı ortaya çıkmıştır e, Şiada. Yani bir nevi Tanrı'yı Hazreti İsa'da hani gördüğümüz işte anlamak zor transandantal aşkın bir Tanrı'yı nerede yani Hazreti İsa'da tecessüm ediyor. Maalesef Hazreti Ali'de de yani böyle bir şekilde mitolojik olarak e, bir anlayış var. Bu tabi anlayışın gelişmesi aslında 200 yıl aldı. Siyasi problemlerle ortaya çıktı. Ama Hazreti Ali ve Ehli Beyt ki Sünniler olarak bizler de çok severiz Ehli Beyt'i. Yani çünkü bu konuda hadisler de var. 200 yıl içerisinde bu Mezopotamya eski dinlerden karışmasıyla birlikte bir mitoloji Hazreti Ali, ...Hazan Hüseyin mitolojisi oluşturuldu. Bunda tabi 2-3 tane gerekçe var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ali'nin ...hilafetinin gasp edilmesi... ...ki tabii Şia kültüründe... ...aslında Hazreti Ali'nin Ebu önce... ...aslında hilafetinin gasp edildiğini... ...hatta ayet olduğu bu konuda... ...hatta peygamberin de... ...aslında... E, ...Hazreti Ali'ye bir manada... E, ...bu ayeti gizlediğini... ...yani bu tür çok farklı... E, ...şeyler var ki... hani ...İslam tarihine... ...Hazreti Ali'yi tanıyoruz... ...Peygamberimizin yanında yetişmiş çocukluğundan itibaren... ...hani e, bir insan... Ee, sürekli olarak bir e, haksızlık yapıldı. Ki bu haksızlığın aslında muaviyele değil ta Hz. Ebu Bekir yani peygamberimizden sonra Hz. Ali'nin gelmesi gerektiği ki bu zaten Hz. Ali gelseydi ondan sonra da çocukları e, şeklinde e, belki İslam'a uygun olmayan bir e, sistem gelmiş olacaktı ve ondan sonra da peygamberin neslinden hiç çıkmayacaktı yönetim. Ki bu e, İslam'ın e, temel nosyonuna aykırı bir şey. E, Tabi Muaviye'nin gaspı, burada temel şeylerden bir tanesi aslında Hz Hüseyin'in şehadeti olayı. Bu da önemli bir e, mit oluşması. Şimdi e, mezhepler için biraz bazı mitolojik şeyler gerekirdi. Aynı devletlerin kuruluşunda olduğu gibi. Bu e, matem kültürü bu Şia'daki biraz e, Hazreti Hüseyin. Bir Hazreti Hüseyin öldüğünde bu aslında çok büyük yankı bulmadı biliyorsunuz. Yani aslında Hazreti Hüseyin'in şehadeti 100-200 yıl sonra bu şekilde matem olarak anılmaya başlandı. Yani ilk Hazreti Hüseyin katledildiğinde bu bugün gördüğümüz merasimlerin hiçbiri yoktu. Yani çok büyük bir e, infial uyandırmadı aslında İslam dünyasında. Ama sonradan böyle bir... E, Mitoloji oluştu ve bugünkü gördüğümüz e, matemler ortaya çıktı. Ve zaten Şia'da hep bir matem kültürü e, görürüz. Bunun temel sebebi şu: Sürekli olarak hem Emeviler tarafından ezilmiş olmaları, hem de Abbasilerin e, Şia'yı beraber Emevilere karşı isyan etmelerine rağmen ortak olarak. Onları kandırmaları ve kazık atmaları ile alakalıdır. Yani sürekli bir yenilmişlik ve İslam tarihinde de hep Sünni kültürün, Sünni devletlerin önde olması ki bunda Türklerin payı da var Selçuklu, Eyyubi, Memlük, Osmanlı e, hakimiyetlerinde e, Şia da bu tür bir e, matem kültürü oluşmasına yol açmıştır. O bugün de hala devam ediyor. Bu Üç mezhebin ortaya çıkmasından bahsettik ki e, tamamen e, siyasi olduğunu. E, şimdi burada gördüğünüz işte Kursair Amra. Tarihi anlatırken ben böyle çok sıkıcı olmasın diye biraz da e, görsel malzeme getirdim. Emeviler e, Muaviye e, Arap dahilerinden bir tanesidir. Dört önemli dahiden bir tanesi. Okuma yazma. tabi e, Kültürlü ...bir aileden geleneksel olarak Sühyani aileden geldiği için oldukça e, kültürlü, bürokrasiyi bilen e, Arap dahilerinden bir tanesidir Muaviye. Ve e, Şam valiliğinde kullanarak e, aslında e, hilafeti e, Hazreti Ali'den gasp etmiş, kan davasını öne sürerek ki Hazreti peygamberin yasakladığı şeylerden bir tanesidir. Kan davası biliyorsunuz. Ve dağıtbesinde. Ee, bunu öne sürerek kendisine bir e, hilafet kurmaya muvaffak oldu. Ee, Emeviler 90 yıllık bir e, hükümetleri var. Ee, İslam tarihinde çok büyük e, bir farkındalık e, yaratamadılar. Bir rönesans bir ilmi e, gelişme yaratamadılar Abbasiler gibi. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de Arapçı bir politika izlemeleri. Yani e, İslam'ın evrensel mesajına aykırı olarak e, az önce de e, izah ettiğim gibi daha e, Arapçı ve kabileci ki yine veda hutbesinde kabilecilik yasaklanmıştır. Ama işte Hazreti Peygamber'in ölümünden hemen sonra 661 yani yaklaşık 30 yıl içerisinde Arap kabileciliği Emevilerle birlikte hatta ailecilik şeklinde tekrar e, tezahür etmiştir. E, hani Muaviye e, çok erdemli bir insan olmayabilir ama e, iyi bir siyasetçi olduğu kesin. Yani tabii her zaman e, iyi siyasetçi olmak, erdemli olmak manasına gelmiyor. Mesela Hazreti Ali Efendimiz çok erdemli... Bir insan olmakla birlikte Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz Muaviye karşısında siyaseten aynı şeyi gösteremediler varlığı. Bu siyasetin doğası tabi farklı bir şey. Muaviye hem Arap milliyetçiliğini kullanarak hem e, kabileciliği tekrar yani gayri İslami unsurları tekrar İslam'a sokarak e, Emevi devletini kurmuş oldu. Bu Emevilerden... E, Günümüze gelen çok fazla böyle maddi kültür yok. Emeviler ne yaptılar? İşte paraları e, Arapça'ya çevirdiler, Bizans dinarlarını. Bir Arap kültürünün oluşmasına katkıda bulundular. Ama e, çok büyük bir e, medeni hamle e, geliştiremediler. Halbuki fetihlerin e, büyük kısmı Emevilerin döneminde yapılmış olmakla birlikte. Yani askeri açıdan oldukça güçlü. Ee, işte 711'e ta Endülüs'e ulaşıyorlar. Ama e, medeni açıdan e, çok büyük bir e, aşama gerçekleştiremediklerini görüyoruz. Bu gördüğünüz ne olabilir mesela? Bu bir saray. Evet. Şimdi gece kondu gibi geldi size tabi. E, bu şu Emevilerden mesela Emevilerin merkezi Şam'dır. E, Şam'da Emeviler'den kalan bir saray yok ama o da mütevazi bir saraydı aslında. E, bu Ürdün'de e, Emeviler'in yazlık saraylarından bir tanesi. Yani günümüzde mevcut olduğu için e, resmini e, getirebildiğimiz bir saray. E, gördüğünüz gibi oldukça mütevazi. İçinde bu tür resimler var yani ki... O da gayri İslam'ı aslında düşündüğünüz zaman, yani Emevi kültürüne baktığınız zaman çok çeşitli Bizans figürlerinin olduğunu görüyoruz bu sarayın içerisinde. Belki Emevilerden kalan kültürel varlık açısından yani en önemli işte iki tane yapı var. Bir tanesi Emevi mescidi. Bu Şam'da bugün gördüğümüz klasik ilk dönem camilerindendir. Aslında bizim e, Diyarbakır'daki e, Ulu Cami de bu şekilde. İlk dönem camiler Bizans kültüründen büyük oranda etkilenmiştir. Bakın, şurada göstereyim. Bakın mesela bu caminin dışındaki fresklere bakarsanız e, hiç e, bizim İslam kültüründe olmayan tamamen Bizans kültürüne ait şeyleri e, Emevi ...saraylarında görebilirsiniz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi şu bence... E, ...Emevilerden önce Şam'da Gassaniler vardı. Bir Arap hükümdarlığı olmakla birlikte... E, ...Bizans'a bağlıydı. Onun için de Bizans e, etkisini çok fazla görüyoruz... ...Şam'da kurulduğu için. Tabii şunu da söyleyeyim... E, ...Muaviye'nin iki tane şansı vardı. Bir tanesi Şam bölgesi... ...Hicaz'a göre... Daha e, kritik bir bölge, daha stratejik bölge İslam dünyasının kalbi olması açısından. İkincisi, medeni ve kültürel ve ticaret açısından Hicaz'a göre çok fazla gelişmiş bir e, bölge. Dünya tarihinde iki tane e, büyük şehir var. Bunlar üzerinde altı veya yedi bin yıldır sürekli yaşam olan. Bunlardan bir tanesi Şam'dır, bir tanesi Haleptir. Yani düşünün şeyi. Ee, mesela İstanbul'un kuruluşu kaç? 330'lar. Ee, Bağdat'ın kuruluşu 762-763. Kahire'nin kuruluşu 974. Milattan sonra bunlar. Şam'ın kuruluşu milattan önce 4000'ler. Yani ne kadar eski bir kültür olduğunu görüyorsunuz ve bu kültür sürekli devam eden bir kültür. Zaten bu Emevi Mescidi'nin olduğu yerde daha önce Jüpiter Tapınağı vardı. Şam'a giden var mı aranızda? Tabii sizin yaşlar müsait değil. Hep savaş oldu. Biz, biz yaşlılar. Şam'a gidenler. Ee, daha önce Jüpiter Tapınağı vardı burada. Putperest Tapınağı. Bizans burada Hristiyanlığı kabul ettikten sonra e, kilise kurdu. Daha sonra da Müslümanlar bu kiliseyi bu şekle getirdiler. Cami şekline getirdiler. Yani üç katmanlı putperestlik Hristiyanlık ve e, İslam kültürünü aynı anda görebilirsiniz e, bu camide. Emevilerden kalan belki yani bana göre iki tane e, çok önemli eser var. Birisi gördüğünüz kubbat Sahra Sahra. E, ki e, e, bunun da ilginç bir hikayesi var. Aslında bu tür yani sarayları böyle olan bir devletin böyle bir dini yapı yapmasının sebebi ne olabilir? Hiç düşünen oldu mu? Rivayetlere göre biliyorsunuz Şam ve Emeviler hep muhalefet olan iki tane yer var. Birisi Hicaz, Mekke Medine, birisi Küfe ve Irak. Mekke ve Medine'de ne var? Kabe var. Hazreti Peygamber'in türbesi var, önemli bir dini merkez. İslamdan önce de öyleydi. Kudüs de önemli bir dini merkez. Şam'a çok yakın, yani Şam'dan e, arabayla bir buçuk iki saatte gidebileceğimiz mesafede bir yer. Ee, İslam'ın ilk kıblesi, ee, hem Yahudilik hem Hristiyanlık açısından önemli. Bunun yapılmasının sebebini bazı tarihçiler Emevilerin Kabe'ye rakip olarak bir dini merkez oluşturmaya çalıştırdıklarını düşünüyorlar. Yani Kabe'de Hicaz'da bir muhalefet var. Muaviye ve oğluna karşı. Irak da öyle. Şam'a çok yakın bir bölgede Kudüs gibi ellerinde bir potansiyel var. Ve bu potansiyeli bir Emevilere yakın bir dini Kült merkezi haline getirmek istedikleri yolunda rivayetler var ki e, Emevileri tanıyanlar için çok uzak bir fikir değil yani böyle biraz tarihe çok kutsal nazarından değil de daha böyle siyaset nazarından baktığınızda e, Emevilerin yapamayacağı bir şey değil. Emeviler e, 90 yıllık bir dönemde e, dediğim gibi Fetihlerin büyük kısmını gerçekleştirdiler. Ee, Abbasiler döneminde, e, Emeviler dönemindeki fetihler olmadı. Yani Müslümanlar e, 711'de Endülüs'e e, ulaştılar biliyorsunuz. Yani çok kısa bir sürede, hemen hemen bildiğimiz bütün eski dünyanın e, merkezini ele geçirdiler. E, ama Arapçı bir politika izlemeleri e, kültürel manada bu ge, bir sürü yeri fethediyorsunuz. Burada pek çok insan Müslüman oluyor. Ancak onları mevali olarak, ikinci sınıf olarak görmeniz onların e, tabii ki tepkilerine yol açtı. Tabii Emevilerin e, yaptığı e, zulümler e, özellikle Ehli Beyt ve e, Şii e, tandanslı olan ee, insanlara e, aslında sonlarını da hazırlamış oldu. Ee, 750 yılında işte Abbasi ihtilali dediğimiz bir hareket ortaya çıktı ki bu harekette hem Şia'nın hem de Mevali'nin yani Emeviler tarafından dışlanan e, kesimlerin önemli bir etkisi oldu. Ve e, emperyal manada bir kozmopolit imparatorluk e, diyebileceğimiz bir devlet ortaya çıktı ki Abbasiler e, bana göre İslam tarihinin en önemli devletidir. Siyah, i̇lk Türklere geçmeden önce Türkler de bu biliyorsunuz Osmanlılar e, geç dönemde ama Orta Çağ'ı düşündüğümüz zaman e, Orta Çağ içerisinde ee, Müslümanların kurdukları en önemli devlettir. Zaten e, e, hemen e, şey de gösteriyor. E, buradaki kozmopolitizm Şam merkezli Suriye merkezli Emevilerin e, tam rakibi bu ortaya nerede çıkıyor? Irak'ta ortaya çıkıyor. Ve Bağdat adlı bir şehri kuruyorlar 762'de. O da eski bir e, Sasani ee, şehri bu Bağdat ee, ve artık ee, Arapçı bir kabilevi imparatorluktan ee, kozmopolit, emperyal, ee, çok toplumlu bir devlete geçişi ee, temsil ediyor Abbasiler. Tabi Abbasilerin ee, yaptığı pek çok özellikle Şia'ya karşı zulümler ee, devam etmekle birlikte en azından mevali açısından e, bir rahatlama olduğu kesin. Hatta e, bu mevalinin Abbasi devletinde çok önemli konumlara geldiğini biliyoruz Bağdat'ta. Bugün e, daha sonra yani 10, modernite öncesi kurulan hemen hemen bütün İslam devletlerinin yapısı müesseseleri Abbasilerle ortaya çıkmıştır. Mesela işte vezirlik gibi e, yapılar, e, hacibül hüccaplık gibi saray e, yapıları, e, müesseseler, e, Abbasiler devrinde ortaya çıkmıştır. E, i̇lim müesseseleri, e, medreseler, Abbasiler devrinde ortaya çıkmıştır. 9. yüzyıl Bağdat'ı İslam tarihinin Altın çağı olarak anlandırabileceğimiz bir dönemi yaşamıştır. 9 ve 10. yüzyıllar Bağdat ve Bağdat'ın o dönemde nüfusunun 1 milyona kadar ulaştığı söyleniyor ki bu çok büyük bir rakam. Ee, o Yani o dönemlerde Kudüs'ün nüfusunun 20 bin, ortalama işte Halep gibi şehirlerin 50-60 bin veya en fazla 100 bin olduğu düşünülürse Bağdat'ın e, 1 milyon ulaşması çok önemli. Tabi burada sadece Araplar yoktu. Ee, Türkler, İranlılar, sadece Müslümanlar yoktu. Hristiyanlar, Yahudiler. Bu dairevi sonradan kurulan şehirde, e, Nil'in kenarında önemli bir e, medeniyet e, geliştirdiler. Bugün aklımıza e, gelen e, pek çok felsefi işte, Mutezile gibi e, akım, pek çok e, itikadi ve e, ibadî mez mezhepler yani siyasi mezhepler çok erken dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte daha sonra işte bizim Hanefilik, e, Şafilik dediğimiz e, bu türden e, mezhepler hep bu dönemde ortaya çıkmış. Yani genelde Batılılar bu dönemi bir İslam Rönesansı olarak aldandırma e, eğilimindeler e, İslam bilimi e, 9 ve 10. yüzyıllarda yaşadığı e, atılımı bir daha hiçbir zaman gösterememiş. Buna Osmanlı da dahil. E, yani sadece dini bilimler alanında değil, felsefe alanında da, e, fen bilimlerinde de, tıpta da e, en önemli e, dönem olarak adlandırabiliriz. E, Bağdat bölgesi başkentliğinde e, Abbasilere. Bu da tabi Abbasiler döneminden de enteresan. E, çok fazla e, maddi eserimiz yok. Bunun sebebi e, Bağdat'ın büyük yıkımlara uğramış olması. Bir tanesi Moğol istilası biliyorsunuz Orta Çağ'da. Ondan sonra da pek çok e, istilaya maruz kaldı. Hala bugün de öyle istilalara uğradığı için e, Abbasiler döneminden kalma çok önemli maddi kültür eserleri maalesef en azından bugün yok. Bu gördüğünüz geç Abbasi dönemi 1200'lerde bir saray. Biraz da bir şeyle karşılaştırıldığında e, e, Emevilerle oldukça gelişmiş. Türklerin rolü Abbasilerde oldukça önemli. Bu e, 9. yüzyıla itibaren Türkler asker olarak e, kullanılmaya başlıyor Abbasi ordularında. Biz gulam sistemi dediğimiz veya memlük sistemi dediğimiz şey. Bu daha sonra 19. yüzyıla kadar bütün İslam devletlerindeki ordu sistemini oluşturan bir şey. Biz buna orta çağda memlük, gulam sistemi diyoruz. Sonra Osmanlı bunu devşirmeye çeviriyor. Yani daha önce Araplar tarafından Türkler istihdam ediliyor memlük gulam olarak. Türkler de Balkanlardakileri e, istifade ediyorlar Devşirme olarak bir ordu sistemi gelişiyor ve Türkler yani çok geçmeden Türk generaller e, Abbasilerde hakimiyeti de ele geçiriyorlar yaklaşık e, Abbasi ordularına geldikten e, 40-50 yıl içerisinde bu gördüğünüz e, cami, Bağdat'ın kuzeyinde 90 kilometre kadar. Samerra Camisi. Bu Melvi adı verilen e, minaresiyle meşhur. Şimdi o minarenin başka bir şeklini başka bir yerde de göreceğiz. Samerra sadece Türkler için kurulan Türk askerleri için kurulan çünkü Bağdat'a getirdiklerinde e, Türk askerler Bozkır'dan geldiği için atlı ve biraz daha Tabii vahşi kalıyorlar medenileri Bağdatlılara göre. O nedenle onlar için özel bir yer kuruluyor. Hem dejenere olmamaları ordunun şehir içerisinde hem de Bağdatlılara veya şehirlere zarar vermemesi için. Ee, Samerra adı da Surre Menra'dan geliyor. Manası da şu. Onu gören sevinir. Surre Menra. Onu gören sevinir manasında. Türklerin kurdukları e, ilk Orta Doğu'daki şehir diyebiliriz. Bu aynı zamanda bir sembol. Artık e, liderliğin Araplarla gelen liderliğin farklı unsurlara Türklere geçtiğini gösteriyor. Bunun sebebi de şu: e, Arap e, Fatihler, Sahabiler. Gittikleri yerleşip fethettiler ve buraya yerleştirdiler. Dinin verdiği motivasyon ilk 100-200 yıl içerisinde artık kayboldu ve o fatihler oralara yerleştirdiler. O halkla hemhal oldular, birlikte oldular. Bunun için yeni bir güç gerekiyordu. İşte onlar da Orta Asya'da, Bozkırlar'da buldukları Türklerdi. Tabii Türklerin getirilmesinin bir başka sebebi Arap-Fars çekişmesi her zaman var tarihte. Henüz o zaman bakın Şii, Sünni demiyorum, Arap-Fars çekişmesi. E, bu çekişmenin ortasına Türkleri Araplar bir denge olarak da getirmiş oldular. Bir de şu özellikleri vardı Türklerin. E, savaş teknolojisi Araplara göre daha üstünde o dönemde. Neydi bu teknoloji? E, Türkler yüzengiyi bildikleri için at üzerinde, sırtlarını dönüp ok atabiliyorlardı. Bu yani bugünkü manada bir tank gibi düşünün. Yani bir teknolojik özellik olarak o Arap ordularının, Arapların, Arap ordularındaki Arapların yapamadığı bir şey. Yani arkası atta arkaya dönerek ok atışı yapabilmek bu da Türklerin getirilmesinde önemli rol oynadı. Bu da Ahmet bin Tolun Camisi Mısır'da ee, yine Türklerin e, kurdukları e, bir Abbasi valiliğinden dönüşme bir devlet. O gördüğünüz minare Kahire'de sonra ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani aslında e, Türklerin getirdiği kültürel devamlılık da Bağdat'tan Kahire'ye kadar e, devam ediyor. Bu da yine e, Fatımı e, camisi. Buradan biraz e, şeye geleyim. Ortadoğu'nun tarihsel oluşumu ile ilgili. Tabii Fatimilerle birlikte Şia ilk defa bir hilafet kuruyor. Sıffin Savaşı'ndan itibaren başlatırsanız 657'den yani yaklaşık 300 yıl sonra ilk devletini kur, kurmuş oluyor. Bu e, İslam dünyasındaki önemli e, kırılma noktalarından bir tanesi. Yani Şia... O zamana kadar hiç devlet kuramamıştı. Üstelik bu devleti nerede kuruyor? Kahire'de, Mısır'da. Mısır Şia'nın hiç olmadığı bir alan, enteresan bir biçimde. Bu e, bunlar aslında Tunus'ta ilk olarak kuruluyor Fatimiler, e, Hazreti Fatıman'ın soyundan gelen e, birileri tarafından. Daha sonra e, Mısır'ı e, ele geçiriyorlar. Ve yaklaşık Eyyubiler gelene kadar işte 1171 yani e, 200 sene civarında e, Orta Doğu'da Mısır ve Suriye'de hakim olan bir devlet. Mısır'da Fatimiler e, Şiili yayamıyorlar ama nerede yayıyorlar? Bugünkü gördüğümüz işte Suriye yani bugün Musailik, Dürzilik dediğimiz mezhebi problemlerin ortaya çıkışı da bu hakim bir emrillaha veya Fatimilere dayanıyor. Mesela dürzilik vardır, duymuşsunuzdur. Biz de, bu Yezid gibi dürzü demek de bizde küfürdür biliyorsunuz. Bir adama dürzü dedi mi? Hani aslında bizim Sünni kültürde dürzü demek din dışı demek. Dürzilik de e, Fatimi halifesi hakim bir emrillah tarafından kuruluyor. Şii mezhebinin bir alt koludur aslında. Ee, şiilikte de aynı İslam dünyasında e, ayrılıklar nasıl iktidarın kim kimle olacağı ile alakası da şi, Şiilikte de öyle. Yani imam kim olacak? Bu bu tür problemler Şiilikte alt gruplar oluşturuyor işte beş imamcılar var, Zeydiler ee, e, efendim, on iki imamcılar var, yedi imamcılar var. Hep imamlardan dolayı yani kim yönetecek? Bundan dolayı çeşitli e, alt gruplar oluşuyor ve bunlar da zamanla kendi dinini oluşturuyor. Kendi mezhebini oluşturuyor. Hakim bir emrillah da öyle bir tip. Kendisi aslında şizofren bir kişilik. E, ve bunu e, Şii daileri Allah olduğuna inandırıyorlar kendisini ve Allahlığını ilan ediyor. Hakim bir emrillah. Bu dairelerden bir tanesi de Derezi adında birisi. Oradan geliyor dürzülük. Ve Allah'lığını ilan ediyor. İşte bugün yani bu cambulatlar dediğimiz e, Suriye'de ve Lübnan'da e, mevcut hatta İsrail'de mevcut yapı ta bu Fatimi Devleti'nden geliyor. Yani Fatimi Devleti'nin özelliği şu özellikle e, Suriye'de e, Şiilik gibi heterodoks zimrelerin güçlenmesini sağlıyor. Bu Mısır'da asla mümkün olmuyor. Bugün de Mısır'da. %10 Kıptilik var. Diğeri e, Sünni Müslümandır. Ama e, Suriye bölgesinde e, bugünkü mezhebi yapının oluşmasında e, Fatımilerin e, önemli rolü var. Bu hakim bir emrillahın Kahire'deki <laughs> camisi. Gördüğünüz gibi yani minaresi de oldukça farklı. E, cami mimarisi ilk dönem e, camileriyle aynı olmakla birlikte minaresi çok enteresan, hakim bir emrilen kişiliğine, <laughs> farklılığına yakışır bir biçimde. Fatimilerden sonra bir Türk dönemi başlıyor İslam tarihinde. Hemen Fatımilikten sonra Eyyubiler, Zengiler, Memlükler ve Osmanlı geleneği bu bölgede Sünniliğin restorasyonu konusunda önemli faaliyetler yapıyorlar. Ee, Fatimi ordusu e, Eyyubi <laughs> affedersiniz Zengi ordusu içerisinden e, çıkan e, Selahaddin Eyyubi bu 1171'de e, Fatimi devletini yıkarak e, Kahire'de e, ve daha sonra Suriye'ye yerli Eyyubi devletini kuruyor ve bundan sonra bütün bu bölgede e, Türk sisteminde devletlerin kurduğu bir e, yapılanma görüyoruz. İşte bu Şam'daki Nurettin Zengi'nin e, türbesi. Burada Zengi'lere kısaca diye temas edeyim. Önemli rolleri var İslam tarihinde. E, 12. yüzyıl başlarında özellikle Haçlı mücadelesinde e, çok önemli rolleri var. Bölgeyi korumak açısından. Bu e, Fatımilerden hemen sonra Fatımilerle aynı dönemde biliyorsunuz bir Haçlı işgali başlıyor 1099'dan itibaren Urfa'da, Antakya'da, Kudüs'te, Trablus'ta çeşitli devletler kuru, kuruyorlar. Bunlarla mücadelede hem Moğollarla hem Haçlılarla gene Türk hükümdarlarına düşüyor ki Nurettin Zengi de Haçlılarla mücadelenin aslında en önemli ayaklarından bir tanesi. 12 ve 13. yüzyıllar hem e, bölgede Selçukluların gelişi ki Selçukluların e, Suriye'deki hakimiyetleri 1060'lardan 1069'dan itibaren başlıyor. E, daha sonra Zengiler ve onun ardından Eyyubiler e, özellikle Mısır, Suriye, Irak bölgesinde, Anadolu yani Arap bölgesi olarak söylüyorum, Anadolu'nun dışında e, bir sünni restorasyonu gerçekleştiriliyor. Bu dönemde çok fazla medrese kuruluyor. Yani e, bunun temel sebebi de, birincisi ihtida psikolojisine bağlıyorum ben bunu. Yani ihtida edenler genelde daha iyi Müslüman olurlar. Doğuştan Müslüman olanlara göre. Biraz Türklerde bu psikoloji var. İkincisi asker ve memlük olarak geliyorlar buraya. Topluma kendilerini kabul ettirebilmek için büyük miktarda vakıf ulemayı destekliyorlar. Vakıflar kuruyorlar ve medreseler kuruyorlar. Bunun da etkisi var. Yani bugün bu bölge tamamen Şii'leşmemişse özellikle Suriye e, ve Irak bunun temel faktörlerinden bir tanesi Türklerin Sünniliği desteklemesi. E, klasik olarak ve bugünkü yapının şekillenmesinde önemli rol oynamaları. Bu da Selahaddin Eyyubi'nin türbesi. Gördüğünüz gibi Eyyubi yapıları da çok mütevazi. Çünkü hem zengiler e, hem Eyyubiler çok dindar ve takva sahibi hükümdarlara sahipler. Ve bunlar genellikle mirasları bir iki dinar kadar mirasları çıkan e, sultanlar. Hem zengin sultanları hem Selahattin Eyyubi bu tür sultan yani sadece siyaseten Haçlılarla mücadele etmiyorlar hem aynı zamanda dini açıdan takva açısından da ahlaki açıdan da çok e, önemli insanlar. Bu gördüğümüz işte Halep Kalesi ki esas temeli Zengilerden kalmadır yine bir e, Memlükler döneminde tekrar yapılmıştır. Osmanlı döneminde restore edilen bir yapı. Bu da e, Haçlılara hiçbir zaman hakimiyetine girmedi ve e, çok önemli bir e, kale ve karargahtır. Bugün bilmiyorum Halep'te durumu nasıl yıkılıp yıkılmadığını. Eyyubilerden sonra Eyyubi ordusunda ki askerler, Türk askerler Memlük devletini kuruyor ki hanedana inanmayan bir sistem. Genellikle Türk askerlerinin, generallerinin hakim olduğu bir sistem. 1382'den itibaren ise Çerkeslerin eline geçiyor. Yani iki hakimiyet var. 1250-1382'ye kadar Türk sultanlar. 1382'den 1517 yani Osmanlıların gelişine kadar da e, Çerkez Çerkes sultanlar tarafından idare ediliyor. Önemli bir devlet Osmanlı gelinceye kadar Bölgenin hamisi oluyorlar. Haçlılara karşı önemli mücadele ediyorlar. <laughs> Moğolları bölgeden atıyorlar. Ki bunun en önemli sultanları da biliyorsunuz Zahir Baybars. Onun Şam'daki medresesi Zahriye... kütüphanesi olarak meşhur bugün. Ve yine Zahir Baybars'ın Kıpçak Türk'tür bu. Mezarını görüyorsunuz hem Haçlılarla mücadelede hem Moğollarla mücadelede ayn Savaşı'nda e, İslam dünyasının e, Selahaddin Eyyubi'den sonraki en önemli e, kumandan ve sultanlarından bir tanesidir. Onun da Orta Doğu'nun bugün Suriye e, ve Mısır'ın etnik ve mezhebi yapısında bu hale gelmesinde önemli rolü vardır. Bugün eğer Orta Doğu'ya giderseniz şehirlerin silüetinin Eyyubi, Memlüklü ve Selç, e, ee, Osmanlı olacağı olduğunu görürsünüz. Abbasilerden, Emevilerden çok fazla şey bulamayacaksınız. Ee, elimizde bulunan malzemeler genellikle Eyyubilerden ve Memlüklerden kalma olacak. Çünkü çok büyük miktarda medrese, cami, han ve vakıf eserler bu dönemde yaptırıldı. Maalesef tabii son dönemlerde özellikle işte savaşlar nedeniyle Bağdat'ta veya ee, işte Halep'te bu eserlerin büyük kısmının yakı, yıkıldığını biliyoruz. Şam'da da öyle. Ee, en azından Mısır'dakiler çok perişan bir halde olsa bile e, korunabiliyorlar. Kudüs'te de önemli tehlike var ki bu da tabi Yahudi tehlikesi. Bu gördüğünüz örnek e, Mısır son dönem memlük e, yapıları. Hemen kaleden bakıldığında göreceğimiz ee, 1516 biliyorsunuz Mercidabık Savaşı e, 24 Ağustos 1516 bu savaşın hemen akabinde bütün bölgeler, e, Arap bölgeleri Orta Doğu, Osmanlı hakimiyetine geçti. E, Osmanlı hakimiyetine e, geçişin sembolü bu Şam'ın tam göbeğindeki e, e, Selimiye Camisi e, hemen kendini belli ediyor. Zaten yani Memlük mimarisine bakarsanız Memlük ile Osmanlı mimarisi arasındaki farkı hemen yani kendi gözlerinizle de hemen görüyorsunuz. Hemen minareler ve kubbeler aradaki farkı size gösteriyor. Bundan sonra işte bu da Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kale'deki Mısır Kalesi'ndeki cami. Bu da yine Mısır'da olmasına rağmen Osmanlı Türk izlerini taşıyor. Ben size İslam dünyasındaki serüveni hani başlangıcından e, Osmanlı'ya kadar getirmiş oldum. Osmanlı'dan sonra yeni bir dönem başlıyor Arap dünyası için 400 yıllık bir dönem, bir e, Türk hakimiyeti ve ondan sonra bildiğiniz Birinci Dünya Savaşı ve Ortadoğu'nun e, bu şu anda mevcut devletlerinin e, kurulmasıyla sonuçlanıyor.